TV ekranlarından Çıtı Pıtı programından kucaklar dolu sevgiler gönderiyorum. Hepiniz ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Bugün stüdyomuzda ressam Sinem Atılgan var. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, isterseniz izleyenlerimize sizi tanıtalım. Sinem Atılgan kimdir, neler yapar? 1977 Afyon doğumluyum. Ancak 15 yaşımdan bu yana Denizli'de yaşıyorum. İlk ortaokulu bitirdik, liseden sonra üniversiteye gıda mühendisliği bölümüne girdim. Hı hı. Aslında gıda mühendisiyim. Gıda hı hı. mühendisi bir ressamım şu anda. Uzun yıllar mesleğimi yaptım. Hı hı. Ama aynı zamanda resim çalışmalarına devam ettim. Atölyelere gittim. Hani resim hayatımda hep bir şekilde var oldu. Hı hı. Sonra da bunu işe dönüştürmeye karar verdim. Bu şekilde evet. Evliyim. İki çocuğum var. Çok güzel. Bu kadar. Hem annesiniz evet. hem sanatın evet. içerisindesiniz. Evet. Evet. Yoğun tempoda devam. Evet, aynen. Gıda mühendisini niçin seçtiniz? O zamanlar resimle haşır neşir değil miydiniz? Resimle hep haşır neşirdim. Ama hani hep denir ya, hani altın bileziği tak koluna. Resim hayatında her zaman var olacak. Hani ailem de öyle dedi. Ben de öyle düşündüm. Hani bir mesleğim olsun, resimden zaten vazgeçemem. Hobi olarak buna devam edebilirim diye düşündüm. Ama herhalde sevgim çok ağır bastı. Hani hobinin artık önüne geçmeye başladı. Çeşitli atölyelerde, çeşitli karma sergilere katıldım. Yaklaşık 10-12 yıldır bir fiil, yani resmin içindeyim. Sonra da kendim bir atölye açmaya karar verdim. Bu şekilde evet. devam ediyorum. Ailede var mı peki resimle uğraşan? Ben tek çocuğum. Annem, babam da vardır yetenek. Annem de vardır. Resim yapmadı ama hani el işlerine çok yeteneklidir her türlü. Ben de hep öyleydim. Hep yaratıcılık, işte bir şeylerden, objelerden yaratmak. Yine genlerden geçiyor. Var diyorsunuz. Var, evet. Anneden özellikle evet, evet. bir el yatkınlığı evet, el var. Evet, el yatkınlığı oluyor. Yani sadece resim yapmakla olmuyor bu iş. Yani hayal gücünüzün geniş olmasıyla alakalı. Hatta benim şu an kızım da öyle. Çok güzel. Ona geçti benden. O da hep böyle, ne yapabilirim, bunu atmayalım, bundan ne yaratabilirim. Çok öyleyiz. Güzel. Oğlunuzda yok. Onda bir müddet vardı. Artık o biraz büyüdü. Bilgisayar. Evet. Daha ağır basıyor. Resimden uzaklaşıyorlar büyüdükçe. Ama kızlarda genelde evet. anneyi hem evet. idol olarak görmesinin evet. avantajı evet. var galiba. Evet. Hem tabii ki kızlar daha çok sever öyle şeylerle uğraşmayı. Ama ne güzel. Peki ben şeyi merak ediyorum. İlk ne zaman keşfettiniz kendinizdeki o resim duygusunu? Yani çok küçük yaşta. Yani çok küçük yaşta. Hani hep ilkokulda resim yarışmalarına katılırdım. Hayat demek ki bana diyorum, bazen düşünüyorum, hep karşıma bu yönde ilerlemem için imkanlar sunmuş. İlkokuldayken alt kat komşumuzda bir resim öğretmeni vardı. Ondan çok şey öğrenmişimdir. Resim yarışmaları için ondan fikir alırdım. O yardımcı olurdu. O zaman da bazı derecelerim olmuştu. Sonrasında oturduğumuz evin üst katında yine bir ressam teyzem vardı. Ondan çok şey öğrendim. Sulu boya tekniğini ondan öğrendim. Kara kalem çalışmalarını. Hep kara kalem yapardım. Sonra evlenince eşim bana bir set aldı. Yağlı boya seti. Çok güzel. Kendi kendime evde başlayıp, yani aslında yağlı boyaya başlangıcım eşimin sayesinde. O çok benim güzel. Bunu istediğimi düşünmüş sanırım. Evde yapmaya devam ettim. Sonra atölyelere devam ettim. Oralarda kendimi geliştirdim. Bu şekilde hep vardı yani. Üniversite hayatımda da vardı. Kara kalem çalışıyordum daha çok. Tabii zaten resmin en ana noktası çizebilmek. Kara kalem.
Evet. Öyle başlayıp yağlı boyayla şu anda devam ediyorum. Yani hayatımda hep çıktı diyorsunuz evet, karşıma. Evet. Ama tabii ki insanlar sadece hayalindeki ve isteklerini gerçekleştirmek için adım atamıyor maalesef. Evet. Ailenin sözünü dinliyorsun, etrafın sözünü dinliyorsun, evet. Sanattan para kazanılmıyor mantığı vardır. Evet, ki çoğu zaman da evet, hak da veriyoruz. Doğru, evet. O yüzden hep mutlaka gönlüm bir meslek için. Olsun, sanat hobi evet. olsun. O yani olsun, onu yap. Aynı zamanda zaten sen bunu bırakamazsın. Sen bunu bu şekilde hayatını devam ettirirsin zaten. Hani resim hep olur. Ben de öyle düşünmüşüm demek ki. Hani itiraz etmemişim. Evet. Ama şu anda farklı her şey. Ama şanslısınız. Şanslı bir ailenin evet. çocuğusunuz. Evet. Yani şanslı bir çocuksunuz evet. diyeyim ben. Ayrıca şanslı bir eş olmuşsunuz. Evet, sonuçta eşlerin ve ailenin desteği önemli. Evet tabii. önemli. Çok önemli. Yani inanır mısınız çocuklarım bile çok destek olurlar. Sen bunu yaparsın, sen bunu becerirsin. Ailemde, eşimde, her arkadaşlarım destek çok önemli. Tabii yüreklendirmesi gerekiyor birinin sizi yani. Bu konuda. Çok şükür ki öyle bir çevrem var. Çok güzel. Böyle bir ailem var. Ama unutulmayacak güzel bir anıya da sahipsiniz bir taraftan bakarsak. Gıda evet. mühendisliğini okuyup, emek evet. verip yıllarca. Evet, evet. Ama daha sonra kendinizi resimde buluyorsunuz evet, evet. ve hayatıma o şekilde yani devam etmek istiyorum. Yani aslında hobisini işe dönüştüren bir insanım. Sevdiği şeyi yapan bir kişiyim. İşte gerçekten bir insan sevdiği işi yaparsa o işe yürekten gönül vererek yapıyor. Bunu anladım. Yani ben her gün oh diyorum şu anda. Ne güzel. Daha önce demiyordum. Çalışıyordum ama demiyordum. Evet, şimdi mutluyum diyorsunuz. Evet, evet mutluyum. Sevdiğiniz işle evet. uğraşıyorsunuz. Ayrıca atölyemiz de var zaten. Evet. Çalışmalarımız atölyemizde gerçekleşiyor. Evet, gerçekten. Videoları da zaten arkadaşlar resimleri ve videoları hı-hı. sizlere de aktarıyor. Evet. Genelde teknik diyorsunuz değil mi? Teknik nedir? Hangi tekniği kullanıyorsunuz? Genelde yağlı boya. Yani hı-hı. genelde demeyeyim aslında tamamen yağlı boya. Hı-hı. Sadece öncesinde onu çizebilme yetisine sahip olmak lazım. Bunun yani. İçin bir müddet kara kalem çalışması yapıyoruz. onu çizebileceğine inandığı zaman kişi ya da ben tamam artık hadi yağlı boya yapabilirsin. Çocuklar bile yağlı boya geçmek için savaşıyor. Evet. Yani bizde hedef yağlı boyaya geçiş. Yağlı boyaya geçtikten sonra herkes rahatlıyor. Yağlı boya geçene kadar biraz çalışmalar. Yağlı boya odaklı bir atölye. Evet. Resimde ya baktım gördüğüm kadarıyla diyeyim ben gözlemlediğim kadarıyla yağlı boya zaten hep ön planda değil evet. mi? Yani herkes yağlı boya. Yağlı boya daha kalıcı. Hı-hı. Yani torunlarınıza kalabilecek ya da daha ileriye kalabilecek boyaları gereği bir şey. Mesela sulu boya bir süre sonra uçup gidebiliyor. Hani korunması daha korunaklı. Daha çabuk yıpranıyor. Daha çabuk yani. Yıpranıyor. Kara kalem de öyle. Ama yağlı boya bence yani bu tabii ben öyle yaptığım için öyle gelebilmiyorum. Bir insanın bir konuda zaten ilerlemesi gerekir diye düşünüyorum ben. Hani hepsinden denenebilir ama birinde karar kılıp o konuda ilerlemeli. Atölyede de öyle her şeyden olsun istemiyorum ben. Hani bir alanda ilerleyelim. Ben bildiklerimi bir alanda paylaşayım istiyorum. Çok güzel. Tabii yağlı boyanın biraz da şey var galiba, artistik özelliği de var galiba gençleri çeken, onu çizerken, onu yaparkenki evet. haller. Evet. Ve sanırım dizilerin olsun, işte onlarda da çok ön plandadır yağlı boyalar. Evet. Bu da biraz sanırım insanları teşvik ediyor, insanın hoşuna gidiyor. Tabii. Hı-hı. Yani görsel hani şövale, işte oturmak böyle, hani önlüklerimizi giyiyoruz böyle, hani hemen bir şey böyle havalara girerler. Evet oluyor öyle. Tabii. Her yerde yapılabilir mi peki yağlı boya? İstediğiniz her yerde yapabilir misiniz? Evde yapmak zor. O yüzden insanlar atölyelere hani kara kalem istediğiniz her yerde yapabilirsiniz. Ama çok boya lekesi çıkmayan bir şey. Dökülen, saçılan. Bir de çok zor kuruyan bir boya. Yani böyle çok bir haftada bir yerin kurumasını bekliyorsunuz. O sırada eliniz başka yere değiyor, ellerinizden üstünüze. Benim her şeyim boyalıdır mesela. Ben o boyaları da seviyorum diyorum. Evde yapılması zor. Bir süre çünkü evde de çalıştım. Ya ona ayrı bir oda ayıracaksınız.
Hani çünkü bir de düzeni kurmak çok zor. Hani düzeni kur, biraz çalış, sonra tekrar kaldır. Çok zor. Hı hı. Korunması da gerekiyor anladığım korunması kadarıyla. Korunması gerekiyor. O yüzden hani evde yok. Yani orada burada da olmaz. Bir düzen, bir yeriniz olacak onun için. Evet. Yaptıktan sonra zaten saklama durumu da, saklama koşulları da zor anladığım kadarıyla. Yani asıyorsunuz. Saklama koşulları var. Onun dışında hiçbir şey gerektirmiyor. Yani kaliteli boya kullandığınız zaman ömürlük yani oluyor. Öyle bir özel bir saklama koşulu yok. Peki genelde ne çiziyorsunuz? Doğa resmi mi? Ben gördüğüm kadarıyla zaten çocuklarımız da ön planda. Aile yapısı da ön planda. Nelerden keyif alıyorsunuz? Ben neleri çizmekten? Hiç manzara resmi çizmedim. Hani hep herkesin çizdiği ve beklediği bir şeydir. Hiç yok. Hiçbir zaman haz etmedim. Ben daha çok bir objenin, bir nesnenin çok ön planda olduğu, diğerlerin arka plana gittiği tarzı resimleri seviyorum. Kendi oğlumu, kızımı yaptım. Bir de kedi, çocuk ve kedi benim çok sevdiğim tarz. Yani bir yere hep bir kedi kondururum resimlere. Hani yapmadıklarım da var tabii arada ama son zamanlarda özellikle kediye daha çok yoğunlaşmaya başladım. Hatta işte ileriki zamanlarda kişisel sergi açıp hani böyle kedi ve çocuk odaklı bir sergi açmak istiyorum. Niçin kedi diye sorsam var mı hani özel bir şey? Kedim yok aslında ama kedinin resimde çok yakıştığını düşünüyorum. Güzel duruyor. Evet çok güzel duruyor. Kapı pencere gibi şeyler de çok çalışıyorum. Onları çok seviyorum. İşte taş duvarlar. İşte oralara da çok kedi yakışıyor. Hani bir kenarında kedi olsun istiyorum ki şu son zamanlarda buna daha fazla ağırlık vermeye başladım. Kedi dediğimizde sıcak ortam gelir zaten akla. Evet. Sakinlik, evet, dinginlik sakinlik gelir. Bilmiyorum. Hani kedi beslemedim açıkçası. Hani çok kedi severler var böyle evinde bir sürü kediler. Öyle bir insan da değilim. Hani aşırı derecede kedi seven bir insan da değilim. Severim hayvanları çok severim ama resimde yapmayı çok seviyorum. Hani hep diyorlar Sinem yine oraya bir kedi kondurursun sen şimdi falan. Yani. Hep böyle bir şey var. böyle genelde işte gördüğünüz gibi o az önce at resmi, işte at ön planda, burada işte bisiklet. Bunlar hep böyle aslında gerçekte görseniz hep derler hani üç boyutlu gibi hani bir şey öne çıkıyor. Onu mesela burada çiçekler çok ön plandadır. Tabii fotoğraf çekiminden çok şey gerçekte daha hoş görünüyorlar. Ama çok güzel. İşte bunları seviyorum maskları. Buna bir seri var, daha var. Hepsini tabii buraya getirmedim. Hayaliniz var mı peki? Hani az önce söylediğiniz kedi ve çocuk arasındaki bağla ilgili bir sergi düşünüyorum. Bunun dışında peki resimle ilgili başka hayaliniz var mı? Gerçekleştirmek istediğiniz. Şimdi atölyemiz aynı zamanda bir dernek ve bu dernek kapsamında aslında ben şehir dışı sergi, hatta Urla'da bir sergimiz olacak Mayıs ayı içinde. Bunların çalışmalarına devam ediyoruz. İşte ona şu an yoğunluk verdik. Ama ben en çok yurt dışı sergisi istiyorum. Hedefim bu şu anda. Gerçek güzel bir yurt dışı sergisi yapıp hani nasıl halk oyunları vesaire gibi şeylerle ülkemizi temsil ediyoruz. Aynen bu şekilde ben de ülkemizi temsil eder bir şekilde yurt dışında sergi açmak istiyorum. Benim en büyük istediğim şeylerden biri bu. Aynı zamanda bizim en büyük motivasyonumuz sergiler. Sergileri mümkün olduğunca sık ve çok yapabilmek. Herkes bundan çok mutlu oluyor. Ben de. Ne kadar sergi yaparsak o kadar mutluyuz. Peki elinizden geldiği kadar sergileri geziyor musunuz? Evet, bakıyor geziyorum. Musunuz? Kimler neler yapmış? Yani eskiden daha çok geziyordum. Şimdi yani iş nedeniyle takip etmeye çalışıyorum. bir de biliyorum siz tabii bu işin içinde çok olmadığınız için belki fark etmiyorsunuzdur ama internet, sosyal medyada da çok güzel bir paylaşım var artık. Evet. Sergi gibi yarışmalar var, sergiler var. Orada sergileyebiliyorsunuz resimlerini. Dünyanın dört bir yanından insanlar sizin
resimlerinizi görüyor, beğeniyor, yorumda bulunuyor, yarışmalar oluyor. Yani orada da bir aslında sergiye katılıyorsunuz sürekli. Sürekli telefonuma resimler geliyor. O da insanın tabii ufkunu değiştiriyor. O şekilde de takip etmeye çalışıyorum. Sosyal paylaşım sitesinde paylaşılmasından rahatsız değilsiniz o zaman yani. Hayır, bu tür değilim. Etkinliklerin olmasından artık rahatsız artık günümüzde değilsiniz. Her şey sosyal medyada olduğuna göre artık belki sergiler bile bir şekilde orada olacak gibi geliyor bana ki şu anda öyle. Ben rahatsız değilim ama taklitten rahatsızım tabii. Kimse kimsenin resmini taklit etmesin. Reprodüksiyon yapmaya karşıyım. Hani yaptıysanız da belirteceksiniz. Yani emek var. Emeğe saygı duymak lazım. Mutlaka. Evet. Ben hani genelde atölyede de hani yapılmış resimlerden yapmak istiyorlar. Hayır diyorum, yapmayın. Ne olur yapmayın. Yani onun şey var, fotoğrafı var. Fotoğrafı siz yorumlayın. Kendinizden bir şeyler katın. Bu daha doğru diyorum. Ama paylaşmak çok güzel. Beğeni almak çok güzel. O şekilde paylaşacağız tabii sosyal yani, medyada. Evet. Evet. Ama biz Türk milleti olarak çalmaya çok hevesliyiz bu konuda. Sanatın özellikle sanırım pes dediği noktalardan yani, bir tanesi. Herhalde bir asla resmi, yani benim de çok orijinal resmi en azından şu kızım ve oğlum var. Arada çıkıyor şimdi. Buradaki resim de kızım. O fotoğrafı ben çektim. Ben yağ boyasını yaptım. Tamamen özgün bir eser. Tabii birisi kalksa bu resmi yapsa rahatsız olurum. Değil mi? İstemem. Yani bu arada Hasan abi de sanırım yakından alıyor resminizi. Evet. Kızınız ve oğlunuz peki kendi onların resimlerini yapmanızı nasıl değerlendiriyorlar? Yorumları nedir? Mutlu oluyorlar mı? Çok eleştiriyorlar tabii. Bir de benim kızım 3,5 yaşından beri yağ boya yapıyor. Oo, o da güzel. Çok. Birçok sergiye katıldı. Şu an 10 yaşında. Yani bayağı bir geçmişi var onun. Hala yapıyor. Tabii o artık eleştiri. Hani bu da kızım mesela. Eleştiri yapar. Ya o ya zaten yağ boyada en zor şey birine benzetmek. Yani değil bir mi? Çocuğa benzer. Yani bir benzetebiliriz ama onu kendi kızına ya da tanıdığınız birine benzetmek en zoru. Tabii eleştiriyorlar. Şurası olmamış, burası olmamış. Oğlum da eleştirir. Yani daha stresli bir şey aslında. Ama ne güzel ya. Eleştir de iyi en azından. Tabii eleştirirler. Oo, çok güzel olmuş. Bildikleri için. Geçmiyorlar yani. Bildikleri için. Yani bu konuya uzak olmadıkları için. Yani bilmese zaten bilmeyen insanlar daha çok beğeniyor. Evet. Peki eşiniz Murat Bey'in var mı sanata ilgisi? Destek oluyor. Onu destek biliyoruz. Destek oluyor. Evet. Yok. Hatta benim kızım küçükken hep babasıyla şey dalga geçerdi. Derdi ki bak babacığım şöyle bir yuvarlak yapıyorsun. İki tane göz bir ağız budur hani yüz yapmak. O kadar uzak. Ki mesleği aslında mimarlık ama ha, görsel çok iyidir. Ama çizmek ayrı bir şey tabii. O bize evet. Destek oluyor. Destek diyorsunuz. Evet. Çok güzel. O da çok önemli ama gerçekten. Tabii. Eşi ve çocukları destek olmadığı zaman hiçbir başarı hiç elde olmaz, edilemiyor evet. Maalesef. Tamamen destek görüyorum. Full destek görüyorum. Çok sağ olsun. Çok güzel. Evet. Evet, bu arada kendisine de sevgiler gönderelim Murat Bey'e de. Evet. Kendisi programımıza sağ olsun. Eşim de böyle sanatla uğraşıyor deyince bizi de bir araya getirme şansını verdi. Evet, çok evet. Çok teşekkür ediyorum. Ve kullandığınız renkler, mesela kişiye özel renkler vardır. İşte resimde evet. Olmazsa olmazım dedikleri evet. Özellikle ressamların. Evet. Var mı böyle bir şey? Benim var. Ben bordo düşkünüyüm. Onu resim yapmaya başladıktan sonra keşfediyorsunuz aslında. Hani ben bordo kahverengi tonlarının çok seveceğimi bilmiyordum. Sonra bir bakıyorsunuz ki hani zaten en önce o boyalar bitiyor. Oradan biraz yani. Sonra bir bakıyorsunuz ki bütün resimleriniz birbirinizin ton yani bir tonunuz oluyor, bir renginiz oluyor. Ben şimdi atölyeye gelenlerinkini de fark ediyorum yavaş yavaş. Herkesin bir tarzı var, bir rengi var. O da zaman içinde. Mesela ben yeşili severim deyip yeşil yapmıyorsunuz aslında. Bilinçsiz ve farkında olmadan. Fark etmeden o hep aynı renge yöneliyorsunuz.
Onu evet, ben de bordo takıntı zaten. Yani bir şekilde bordo kondururum yerlere. Bir müddet sonra kırmızı. Gördüm diyorsunuz, evet. Yani bendeki bordo. Kahverengi ağırlıklı çalışıyorum. Ve hep o renklerim biter mesela çok çok. Mesela çok mavili değildir resimleri. Mavi tonlar evet, yoktur. Evet, onu fark ettim. Evet. Çok fazla yok. Bu arada tabii ki gerçekten hani kadınlarımıza örnek bir bayan diyebiliriz Sinem Hanım'a. Neden derseniz, çünkü o dediğimiz gibi mesleğim olsun adı altında bir bölüm seçiyor, branş seçiyor. Gıda mühendisliğini okuyor ve uzun süre tabii ki gıda mühendisliğine de emek veriyor, vermiyor değil, çalışıyor. Ama sonrasında kendini bulduğu resimde kendini biraz daha geliştiriyor desek daha evet. Doğru olur. Geliştirmeye de devam ediyor. Devam da edecek yani. Zaten. Evet. Gerçekten örnek görüyor musunuz kendinizi? Bilmem, hani olabilir. Onu ben söylemem yanlış olur herhalde. İnşallah örnek oluyorumdur insanlara. İnşallah diyorum. Ben öyle düşünüyorum açıkçası. Çok teşekkür ederim öyle düşündüğünüz için. Yani öyle düşünmeniz beni mutlu eder. Keşke herkes de öyle düşünse. Umarım örnek oluyorumdur diyeyim. Evet. Çünkü mutluluk önemli. Kadının mutlu olması daha önemli. Evet. Hep söylüyoruz bunu, vurguluyoruz. Kadın mutluysa aile bireyleri mutlu oluyor. Tabii, toplum tabii. Mutlu oluyor. Evet. Yani kadın gerçekten bir yapı taşı diyebiliriz. Yani evet. Onun mutlu ve mutsuz olması her şeyin önüne geçiyor. Evet. Şimdi mutsuz bir mesleği sürdürmek ne kadar kendinize ve ailenize ya da çevrenize faydalı olabilirdi ki. Tabii. Mutluluğu seçmeniz evet. En güzel nokta olmuş evet. Diye düşünüyorum. Evet. Ben kadınlarımız da eminim bu konuda da cesaretlenir sizden. Bir kişiye bir dokunabilirsek bile ne mutlu bizlere evet, diyoruz. Bence de. Hı-hı. Yani insan istediği zaman başaramayacağı bir şey yok. Ben çok kısa sürede çok yol kat ettiğime inanıyorum. Herkes de beni o şekilde destekliyor. Gerçekten inanamıyorlar. İşte ben bunun hepsini şeye bağlıyorum, sevmeye. Bu işi sevmeye bağlıyorum. Yani severek yapıldığı zaman emek de harcamaktan gocunmuyorsunuz, zaman ayırmaktan gocunmuyorsunuz. Hani daha çok zaman ayırıp daha iyi işler yapabilmek için çaba sarf ediyorsunuz. O zaman da tabii karşılığını, emeklerinizin karşılığı bulunuyor. Evet. Peki otururken mi beliriyor kafanızda ya da yolda yürürken ya da bir şey yaparken ben şunun resmini yapmalıyım mı diyorsunuz? Nasıl beliriyor? O durum, o süreç nasıldır? Yani öyle değil. Daha çok araştırarak oluyor. Yani hepimiz de öyleyiz. Ben de öyleyim. Yani herkes öyle değildir. Tabii ki ben kendi adıma konuşayım. Araştırarak oluyor. Bir şeyden yola çıkarak fotoğraf araştırıyoruz. Ya da böyle çektiğim güzel bir fotoğraftan yola çıkarak fotoğraf yorumluyoruz aslında. Biraz fotoğraftan bakarak yapıyoruz ama hani birebir aynısı değil. Oradan fikir alarak tabii beğendiğim şeylerde yoğunlaşarak gidiyorum. Yani böyle ben şunu yapmalıyım değil de ya mesela ama bu resmi mesela örnek verirsem ben bu resmi fotoğrafını çektiğimde çok küçük çocuklar böyle düşündüm. Ben böyle bir fotoğraf çekmiştim. Oradaki yeşil araba, işte kızımın üzerindeki kırmızı kıyafet patlar. Ben onu bir bulayım, yapabilir miyim filan. Bu şekilde evet düşünerek yaptıklarım da oldu ama bazen de karşınıza bir şey çıkıyor yani işte sosyal medyada. Bir bakıyorsunuz, bunun benzeri bir şey. Şuraya da şunu eklerim, buraya da bunu yaparım gibi. Oluşabiliyor bir anda. Evet. Evet. Kısa bir ara verelim, sizi de dinlendirelim. Kısacık aranın hemen ardından biz burada olacağız. Sizler de ekranlarınızın başından hiçbir yere ayrılmayın diyoruz. Çıtı pıtı durur, elmanı dıktır çiçeği burnunda. Yakar yamak kışını, kafesine kışlı çiçeği burnunda. Çıtı pıtı durur, elmanı dıktır çiçeği burnunda. Yakar yamak kışını, kafesine kışlı.